1979 yılındaki İslam devrimi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük müttefikiydi İran. Ancak devrim sonrası düşman ilan edildi. 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yakınlaşma olacağı umuluyordu, tahmin ediliyordu. Ancak öyle olmadı. Trump'ın yönetime gelmesiyle İran bir kez daha hedef tahtasına konuldu. Washington yönetimi meşhur rehine krizinin yıl dönümünde İran'a yönelik ekonomik ambargoyu devreye soktu. Persepolis, 16 Ekim 1971. 61 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Pers İmparatorluğu'nun kuruluşunun 2500. yıl dönümü için yapılan görkemli bir tören için İran'da. 70'li yılların başında ekonomik olarak zor günler geçiren İran'da, büyük paralar harcanarak düzenlenen bu kutlama, son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi için aslında sonun başlangıcıydı. İran petrollerini millileştiren Muhammed Musaddık'ın bir CIA darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldığı 1953 yılından sonra yer altına çekilen Şah karşıtı muhalefet, ülkedeki yoksulluğa rağmen düzenlenen bu ve benzeri gösterişli törenlerin ardından artık sesini daha gür bir şekilde duyuruyordu. Üstelik Şah, ülkedeki Amerikan askerlerine dokunulmazlık vermiş, buna karşın muhalefetin öne çıkan isimlerinden Ayetullah Hümeyni'yi sürgüne göndermişti. Artan tepkiyle beraber çok geçmeden sokaklar karıştı. Ama Şah Rıza Pehlevi'nin kontrolündeki gizli güvenlik teşkilatı protestoculara karşı şiddete başvuruyordu. Bu baskı farklı görüşlerdeki muhalifleri Şah karşıtlığında bir araya getirdi. Kontrolün elinden çıktığını gören Şah Rıza, 1978 yılında sıkı yönetim ilan ettiyse de artık çok geçti. İran'da ok yaydan çıkmıştı. Nitekim İran Şahı 16 Ocak 1979'da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ayetullah Hümeyni'nin geri dönüşü ise sadece İran'ı değil, tüm dünyayı derinden etkileyecekti. Allahu Ekber, Hümeyni Rahbar. ...1979'daki İslam devriminin ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler hızla kopma noktasına geldi. Tahran'daki yeni yönetim, Şah rejiminin Amerikalılara tanıdığı tüm imtiyazlara bir son veriyordu. Bardağı taşıransa 4 Kasım 1979'daki elçilik baskını oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran Büyükelçiliği devrimden 9 ay sonra kendilerine imamın çizgisinden öğrenciler adını veren ve sayıları binlerce ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edildi. Bu, dünya tarihinin en uzun rehine kriziydi. Kriz tam 444 gün sürdü. Bu arada Amerikan ordusunun rehineleri kurtarmak için düzenlediği operasyonda fiyaskoyla sonuçlandı. Özel kuvvetleri taşıyan helikopter kum fırtınası yüzünden düştü ve 8 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Rehine krizi dönemin Amerikan Başkanı Jim Carter'ı da koltuğundan etti. Kriz Cezayir'de yapılan müzakerelerle son buldu. Rehineler 21 Ocak 1981'de Almanya'daki bir Amerikan üssüne götürüldü. O günden bu yana Tahran-Washington hattındaki ilişkiler hiç yumuşamadı. Tahran yönetiminin nükleer programını gerekçe gösteren Amerikan yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İran'a yönelik yaptırımlara ikna etmeyi başardı. A nuclear bomb. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e göre İran'ın amacı nükleer silahlara sahip olmaktı. Oysa yaptırımlara gerekçe olarak gösterilen nükleer faaliyetler, İslam devriminden çok önce Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle başlamıştı.
Bu süreç boyunca yaptırım baskısı altında kalan İran'da ekonomik sıkıntılar hiç eksik olmadı. Amerikan yönetiminin amacı ekonomik baskılarla İran'daki rejimi değiştirmekti. Ama bu strateji sonuç vermedi. İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Almanya arasında süren müzakereler 2015 yılında olumlu sonuç verince tarihi olarak nitelendirilen bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine açılmasını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sınırlandırılmasını öngörüyordu. Buna karşılık da İran'a yönelik yaptırımlara son verildi. 2015'te imzalanan anlaşmanın ardından IMF verilerine göre 2016'da İran ekonomisi %12,5 büyüdü. Bu hızlı büyümenin perde arkasında petrol ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması da yatıyordu. İran bu dönemde petrol dışı ürünlerin ihracatını da artırmayı başardı. Ancak Beyaz Saray'da yaşanan değişimin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik tavrı yeniden sertleşti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında üzerinde en çok durduğu konulardan biri İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekinmekti. Geçtiğimiz Nisan ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Obama döneminde imzalanan anlaşma için çılgınca ve berbat ifadelerini kullandı. That deal is an embarrassment to the United States. Yaklaşık bir ay sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Bu aslında Obama'nın en büyük siyasi diplomatik başarılarından bir tanesiydi. Gerçekten İran'ı diz çökertti. O anlaşma İran'ın bir gün gelip nükleer silah elde etmesini bütünlüğüyle o şansını elinden almıştı. Ancak Trump seçim çalışmaları sırasında Obama'nın yaptığı her şeyin kötü olduğunu iddia ettiği gibi bu anlaşmanın da kötü bir anlaşma olduğunu iddia etti. Belki burada tartışılması gereken şu. Devletlerde devamlılık esastır. Hükümetler gelir geçerler ama devletlerde devamlılık esastır. Bu taraflarca imzalanmış ve çok eski tarihi olmayan bir anlaşma olmasına rağmen yönetim değişikliğinden sonra sadece bir yıl sonra anlaşma tartışılır hale getiriliyor. Dolayısıyla öncelikle bunun uluslararası hukuka uygun olmadığını vurgulanması lazım. Birleşmiş Milletler kararı olmamasına rağmen İran'a yönelik yeni yaptırımların ilk aşaması Ağustos ayında uygulanmaya başladı. We will be instituting the highest level of economic sanction. İlk yaptırım paketi İran'ın Amerikan doları ve altın gibi değerli madenlerle ticaret yapmasını engelliyor. Ayrıca İran'ın devlet tahvili ihalesi açması ya da satması yasaklanıyor. Otomotiv ve sivil havacılık sektörlerine uygulanacak ambargo da ilk yaptırım paketi kapsamında yer alıyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne el yapımı halı ve gıda ürünleri ihraç etmesi de engelleniyor. Ağustos ayındaki bu yaptırımların ardından gözler İran ekonomisinin kilit sektörlerini de hedef alacak ikinci aşamaya çevrilmişti. Amerikan yönetimi ikinci yaptırım paketini tam da rehine krizinin yıl dönümünde yürürlüğe soktu. Yeni yaptırımlar enerji, finans ve deniz taşımacılığını hedef alıyor. İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlanıyor. İran bankalarının uluslararası işlemlerine de kısıtlamalar getiriliyor. Tersaneler ve liman işletmeleri de ambargo kapsamına alınıyor. Yeni yaptırım kararları da tıpkı bir önceki adımda olduğu gibi bir Birleşmiş Milletler kararına dayanmıyor. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı attığı bir adım. Avrupalı liderler ve anlaşmanın diğer tarafları Amerikan yönetimi çekilse de nükleer anlaşmanın halen yürürlükte olduğunu savunuyor. Hatta İran'la ticaretin sürmesi için Amerikan dolarını devre dışı bırakacak mekanizmalar hazırlanıyor. Ancak liderlerin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen pek çok Avrupalı şirket yaptırımlarla ortaya çıkan riski göze alamadı ve İran'daki ekonomik faaliyetlerini durdurdu. İran'ın petrol ihracatı da henüz yaptırım kararı yürürlüğe girmeden önemli ölçüde geriledi. Azalan petrol gelirlerinin İran ekonomisine yansıması kuşkusuz olumsuz olacak. Ancak İran halkının yaptırımlarla yaşamaya alışkın olduğu da göz ardı edilmemeli. 1979'dan itibaren İran'a ambargo uygulanıyor. 1979 devriminden 2015'e kadar bu yaptırımlarla karşılaşıp artık buna adapte olmuş bir halk. Güçlü bir halk, güçlü bir devlet geleneği var ve çok ciddi petrol rezervi var. Amerika Birleşik Devletleri
bu petrol rezervi, yalnız petrol değil doğalgaz rezervi, bu rezervleri kendi kontrolü altına almak istiyor. Bundan dolayı da İran'daki yönetimi değiştirmek istiyor. Amerika İran'da bir rejim değişikliğini talep ediyor veyahut da 12 madde sunmuştu Trump işte. Suriye'den çekilmek, Irak'tan çekilmek gibi İran'ı zorlayıcı çeşitli maddeler de orada ortaya konulmuştu. Bunların hiçbirinin Trump yönetimi tarafından önemsendiğini zannetmiyorum. Öyle rejim değiştirmek falan filan onun peşinde değil. Ucuz bir başarının peşinde. Dolayısıyla mesele o kadar uzayacaktır zannetmiyorum. Ama şunu da akılda tutmak lazım. İşte yeni Amerika'da ara seçimler oldu. 2 yıl sonra Trump başkanlık seçimine doğru gidecek. Bu İran meselesini o tarihte de kullanmak isteyecektir. Belki de sırf bu yüzden İran meselesi kapanmayabilir. Yeni yaptırım kararlarının Amerikan yönetimi tarafından rehine krizinin yıl dönümüne denk getirilmesi elbette tesadüf değildi. Ancak aynı gün Tahran'da da Amerikan karşıtı gösteriler vardı. Gösterilerde yine Amerikan ve İsrail bayrakları ateşe verildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani de Avrupa Birliği'nin İran'a verdiği desteğe dikkat çekti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık yalnız olduğunu savundu. İran'a karşı zorbalık, tehdit ve yaptırım diliyle konuşmamaları gerektiğini Amerikalılara öğreteceğiz. Kadim bir millete karşı her gün yeni bir bahaneyle kabadayılık taslaması kabul edilemez. Amerikan yönetimi kararı tek başına almasına rağmen yaptırımların uygulanması konusunda ısrarcı. Kaldı ki Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki yakın çalışma ekibinde Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi İran'a karşı şahin bir tutum sergilenmesi gerektiğini savunan isimler bulunuyor. Bu arada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke geçici bir süre içinde olsa İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutuldu.